Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lilmuttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Müftü Efendi kardeşim, Cenab-ı Hak kendisinden razı olsun, birkaç cümle ile camilerin fazilet, ehemmiyet ve önemi üzerinde size konuştu. Ben de ona ilaveten şöyle diyorum muhterem Müslümanlar. Camilerimiz bir mana ile Beytullah'tır. Ve en kutsi sırrını bu manada bulur. Cami denince en ciddi anlayış bu yönde olmalı. Allah'ın beyti. Bunu kendimden söylemiyorum. Allah'ın Resulü Hazreti Fahri Risalet sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Mectema'a kavmun fi beytin min buyutillahi teala yetlune kitaballahi ve yetedarasunehu beynehum. İlla haffethumul melaike ve gashiyet bihimur rahme ve nezelet aleyhim rüssekine ve zekerahumullahu fîmen inde. Muhterem Konyalı kardeşlerim, bakınız, alemlerin yüce Resulü, Allah'ın tek sevgilisi, beşeriyetin ezelden ebede önderi ve rehberi, sahibil Kur'an Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri camilerimize nasıl değer veriyor? Bir imanlı kavim, bir Müslüman cemaat, bir müminler topluluğu Allah'ın beyitlerinden bir beyitte diz dize ve omuz omuza gelseler, toplansalar. Muhterem müminler, tabi kapı camimiz 8 aya yakındır kapalıydı. Bundan sonra cumaları huzurunuzdayız inşallahü teala. Gönül gönüle vereceğiz. El ele verip ruhlarımızı sarmaş dolaş edeceğiz. Ve alemlerin yüce Rabbine niyazlarımızı inşallah kapı camiinden yükselteceğiz. Diğer camilerde olduğu gibi. Böyle bir kavim Cenab-ı Hakk'ın beyitlerinden bir beyitte kapı camiinde misal toplanırlar. Allah'ın kelamını okurlar ve üzerinde müzakere ederlerse, muhterem müminler, camiler ibadet yeridir, camiler zikir yeridir, camiler huzur yeridir, camiler huşu yeridir, camiler, ben çok seneler evvel böyle bir camiden bahsettim de hiç unutmam, şu sözü de söylemiştim. Camiler Allah'a açılan pencerelerdir. Yani bir mümin abdestini alır, camiye gelir, iç alemine yumulur, gönül gözüyle Mevla'nın adeta cilvelerini, dalgalanan envar-ı ilahi ve tecelliyat-ı sübhaniyi seyreder. Öyle olunca Resul-i Zişan Efendimizin zayıf hadisi olarak kaydediliyor. Büyüklerden bir zatın sözü olarak da söylemiş olalım. El müminu fil mescid
kessemeki fil ma vel münafıku fil mescid kettayri fil kafes. Mümin camiye girdi mi diyor, mümin mescide girdi mi adeta balığın denizdeki hali gibidir. Müslümanlar, camide oturan müminler, iman ehli kullar, gönlünü Mevla'ya kaptıran Müslümanlar, camide bulunduğu müddetle adeta deryada, denizde balığın neşesine sahiptir. Muhterem müminler, onun için camilerin kapısı 24 saat açık olmalı. Derdi olanlar camilere gelip alemlerin yüce Rabbine 24 saatin 24'ünde de derdini dökebilmeli. Elini arşa bu kutsi muhabbetlerden açabilmeli. Evet, camilerin adetleri çoğalmalı. Camiler daima mamur kalmalı. Müminler tarafından imar edilmiş olmalı. Kapı camimizde olduğu gibi. Muhterem müminler, bu tamiratta, bu kutsi emekte alın teri olan, mesaisi olan, gayreti olan kardeşlerimi huzurunuzda tebrik ediyorum, tesbih ediyorum, takdir ediyorum. Rabbimiz milyar razı olsun diyorum. Ayrıca bu iş yapılırken şu masrafa katlanan şirket ve kuruluşlar ve yardımı geçen kardeşlerimizden de Cenab-ı Hak razı olsun. Onların ecrini Cenab-ı Hak 1'e 10, 1'e 700, 1'e sonsuz katlayarak lütfetsin inşallahü teala. Muhterem müminler, bu konuya girmişken şunu söyleyeyim. Konya'mız, Konyalımız, hepinizin alnından öpüyorum. Kıyamet sabahına kadar baki kalacak eserler diktiniz, tesisler yaptınız, camileri daima mamur ettiniz. Cenab-ı Hak sizlerin de ruhunu ve kalbini ömrümüzün sonuna kadar mahşerde de mamur kılsın inşallahü teala. Muhterem kardeşlerim, gerçi sözün acı tarafı ama onu da söyleyeceğim. Mümin mabette suda balığın olduğu gibi zevk alırken aynı sözün sahibi ilave ediyor. Münafık da camide kuşun kafeste çırpındığı gibi çırpınır. Minareyi gördükçe midesi bulanır. Ezanı duydukça rahatsız olur. Şayet camiye girmişse bir an evvel camiden çıkmayı, uzaklaşmayı arzu eder. Ben kardeşlerimle beraber alemlerin yüce Rabbine niyazımı yükseltiyorum. Ya Rabbi, bizi bu kutsi muhabbetlerde balığın suda olduğu gibi de şeyap kıl inşallahü teala. Hani Yunus Emre'nin de şöyle bir sözü var muhterem müminler. Balığın canı sudadır, suda ilahi balığı suyundan ayırma diyor ya. Bizi sağ olduğumuz müddetle minarelerin gölgesinden, kubbelerin parıltısından, mabetlerin feyiz ve bereketinden Rabbi Zülcelal'imiz ayırmasın inşallahü teala. Muhterem müminler, kısa şu hadisi şerifi tamamlayayım. Müminler Allah'ın beyitlerinden bir beyit, mescitlerinden bir mescitte toplanırlar ki Resulullah Allah'ın beyti tabirini kullanıyor dedim. Onun için hadis-i şerifi teberrüken okudum. Ayetler okuyarak manası üzerinde hasbuhal ederler. İlim, marifet, hikmet alışverişinde bulunurlar. Böyle bir mecliste bulunan kimseler şunu bilmeliler. O meclisi Cenab-ı Hakk'ın melekleri kuşatır. Orada olanlara bütün melekler selam, onların üzerine rahmetullahi üzerine, onların kalplerinde sekinet, iman, doluluk ve kılgınlık tecelli eder. Muhterem Müslümanlar, müjdeyi şöyle tamamlıyor Peygamber Efendimiz. Ehli mescid için Peygamber Efendimiz müjdeyi şöyle tamamlıyor. Ve zekerahumullahu fî men inde. O camide bulunanları nezd-i uluhiyetindeki kutsi meleklerin önünde mekandan münezzeh olarak, ey benim mübarek meleklerim, siz biliniz ki Konya'nın Kapı Camii'nde toplanan o kullarım var ya, onların geçmiş bütün günahlarını affettim.
kendilerine sonsuz rahmetimle merhamet ettim. Dünya ve ahiret saadetini onlara vaat ediyorum buyuruyor Halik-i Zülcelal'imiz. Muhterem Müslümanlar, bu neşeli günümüzde bu bir hoca bahşişi değil, Allah Resulü'nün bizatihi müjdesi elhamdülillahi teala. Onun için ben huzurunuzda şu duayı yükseltiyorum. Ya Rabbi, neslimizden gelenleri kıyamet sabahına kadar ehli mescit kıl, ehli ibadet kıl, ehli ilim kıl, ehli hikmet kıl, ehli marifet kıl. Sülbümüzden din düşmanı, hakikat düşmanı, Kur'an yoksunu, ilhamsız insanlar getirme Allah'ım diye dua ediyorum. Muhterem müminler, bugün konuya hani Kapı Camii sanki böyle ilk yapılmış da biz de konuşuyoruz gibi gönlüm öyle istiyor. Bugün konuya, mavzuya İslam'la giriyorum. Yani din diyorum, din duygusu diyorum. Alemlerin Yüce Rabbi dinimizin kutsi his ve duygularından gönlümüzü bir nefes dahi boş kılmasın inşallah. Eskiden beri siz kardeşlerime bu mavzu açılınca şöyle idareyi kelam ediyorum, bakınız hatırlayacaksınız. Beşeriyetin ilk ve tek atası Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar muhterem Müslümanlar, insanlığın akışıyla insanoğlunun taşıdığı, mazhar olduğu, muhtaç olduğu en kutsi his din duygusu. En çok muhtaç olduğu his din duygusu. Hayatını ayarlayan his din duygusu. Kendisiyle Allah arasında köprü teşkil eden, Mevla'nın rızasına mazhar olmasında yegane ışık olan his din duygusu. Hatta muhterem Müslümanlar, beşerin akışıyla insanoğlu daima bir inanç peşinde. Velev ki alemlerin Yüce Rabbini bulamasa, bilemese, önü açılmasa bile kendine bir tanrı icat etmiş. Bağışlayın beni Müslümanlar. Yani insanoğlu tapacak bir şeye ihtiyaç olduğu içinden gümbür diyor adeta. Bazılarına bakıyorsunuz aya tapmışlar. Bazılarına bakıyorsunuz güneşe tapmışlar. Bazılarına bakıyorsunuz hatta muhterem Müslümanlar, Hindistan böyle garibeler diyarıdır. İneğe tapmışlar, nehire tapmışlar. Bazı sapıklar kurda, ite tapmışlar ve emsali. Bazıları da mabutlarını elleriyle yapmışlar, önüne oturup ona tapmışlar. Hiç sormayın muhterem müminler. Ben çok eskiden dersinde size bunu da söylemiştim latife olarak. Bugün de söylüyorum. Adalet tarihinin ön sözü Fahri Kainat'ın, benden sonra peygamber gelse Ömer peygamber olurdu taltifinin mazharı. Allah hakkı Ömer'in lisanında kılmış. Yeduru mahu haytüdar. Nere giderse hak Ömer'in dilindedir teveccühüne mazhar olan Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Sohbetlerde bazen İslam şerefiyle müşerref olduktan sonra belki de Fahri Kainat'ın olmadığı sohbet ve meclislerde öyle buyururlarmış. Devri cahiliyede Peygamber-i Zişan Efendimiz dünyayı teşrif etmeden evvel bir halimiz vardı ki hatırladıkça ağlarım. Yine bir halimiz vardı ki hatırladıkça gülerim diyor Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri. Muhterem müminler, bir gün Hazreti Ömer'i dinleyenler kendisine, ya Ömer şunu bize anlatır mısın? Hangi halimize ağlardın, hangi durumumuzda gülerdin diye. Cenab-ı Ömer bunu soran Allah kuluna net cevabı vermiyor. Şöyle anlatıyor bakınız. Tarihe tekerrür demişler.
Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Son devirlerde bile kendisini Tanrı yerine koyarak alçalan çukur insanlar bile bundan haz duymuşlardır. Önünde eğilip de yere kapananlar da bunu iş zannetmişlerdir. Fakat muhterem Müslümanlar, İslam bu tip inançları dünyanın toprağın derinliklerine kadar gömmüştür ve tevhidi tesis etmiştir Fahri Kainat. Hep beraber şevkle okuyalım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Muhterem Müslümanlar, hepimiz şehadet ederiz ki Allah birdir, o mabudun bil haktır, ondan gayrı ibadete layık hiçbir varlık yoktur ve ebedi olamaz. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Sonra da onun yüce Resulü Hazreti Muhammed kuludur, nebisidir, peygamberidir, beşeriyetin ilticagahıdır, nebisidir, Resulüdür. Cenab-ı Hak şefaatine mazhar kılsın. Muhterem Müslümanlar, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Allah nezdinde din İslam'dır. Dedik ya, Allah böyle buyuruyor dedik ya, evet. Şimdi Kur'an'a göre, Kur'an'ın ışığında İslam üzerinde Fahri Kainat'ın hadisleriyle yine İslam üzerinde bugünkü dersimizde kürsüde hoca İslam'dan başka ne konuşur muhterem Müslümanlar? Takdir buyurursunuz değil mi? Kaldı ki bin yılları geçen bir tarih muhterem müminler. Bin yılları geçen bir tarih. Hatta isterseniz Fahri Kainatımıza kadar, Sıddık-ı Ekber'e kadar, Hazreti Ömer'e kadar götürelim. Türklerin Abbasi devrinde İslam'ı kabulleri bin yılı geçmiştir. Biz bin yıldır ırk olarak İslam'ın nesliyiz elhamdülillahi teala. Müslümanlar, Konyalılar, bin yıldır biz Müslümanoğlu, 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 Müslümanız inşallah teala. Ve sabahı haşre kadar da bizim sulbümüzden müminler gelecek, Müslümanlar gelecek. Buna kimse ve kimse mani olmuyor. Zaten niyet de etmez de mani de olamaz istese muhterem Müslümanlar. Allah-u Zülcelal dininin bekasını lütfedecek ve bizi bu muazzam inanç nurumuzdan, Kur'an'ın ışık ve ziyasından da ayırmayacak inşallah. Öyle dua ediyoruz muhterem müminler. Yüce Rabbimiz kerem buyursun. Bakınız şimdi hep beraber Kur'an-ı Kerim'de İslam için, İslam dininin neşesi hususunda, İslam'ın azameti, güzelliği ve bekası muhterem Müslümanlar. Allah-u Zülcelal'imiz evvela inned dine indallahi İslam buyuruyor. Dersimizin serlevhasını böylece tezyin ediyor Mevla. Allah nezdinde ezeli ve ebedi din ancak İslam'dır. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Evet. Yani cennet istiyorsak İslam, nimet istiyorsak İslam, devlet istiyorsak İslam, saadet istiyorsak İslam, gönülde nur istiyorsak İslam, kalpte sürur istiyorsak İslam, beşer arasında gurur, manevi diyorum, istiyorsak İslam, ebedi kurtuluş ve rıza istiyorsak İslam, Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretlerinin cemalini görmek, Resulü Zişan'ın mahşerde Livalham sancağı altında haşrolunmak istiyorsak İslam ve yine İslam ve yine İslam. Muhterem Müslümanlar, burada evvelce size anlattığım bir latifemi söylüyorum. Benim Abdurrahman, şimdi Konyalı'nın hocası elhamdülillah ve bizi de geçti. Rabbimiz çok âli kılsın inşallah. Benim Abdurrahman, tanıyorsunuz. Daha 3 yaşında, evet muhterem Müslümanlar, bacağımın arasına Abdurrahman'ı alıyorum. Oğlum davanı söyle bakayım Abdurrahman diyorum. Sorun kendisine. Babacığım, en büyük davam Allah'ın dostlarını dost bilip sevmek, düşmanlarını düşman bilip cihad etmektir.
Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim babacığım. Sözü bu idi. Kullu veledin yuledu ala fıtratil İslam. Öyle mi Mühtü Efendi kardeşim? Kullu veledin yuledu ala fıtratil İslam. Fe ebevâhu yuhavvidânihi ev yunasırânihi ev yumeccisânihi. Daha evlat ciyak ciyak böyle bağırırken ebenin kucağına düşer ya, o halinde bile sanki o feryatlar Allah diyerek gelir. Yavrunun fıtratında tevhid var, fıtratında aşk var, fıtratında inanç var, fıtratında ilahi duygu var. Fıtratında sanki o çığlıklarıyla böyle diyor. Ben alemin yüce Rabbi Allah'a kulum. Kainatın göz bebeği Hazreti Muhammed'in ümmetiyim. Yolcular gitmese de yollar Allah'a gider diyor ya şair, muhterem Müslümanlar. Yolcular gitmese de yollar Allah'a gider. Yani bütün varlık ezeli ve ebedi akışıyla Allah'a doğru, Allah'a doğru, Allah'a doğru. Kimse buna mani olamaz. Çünkü bu his fıtridir, cibillidir, hılkidir. Dünyaya gelişle böyle başlıyor ve daha şu kadar yumurcakken Müslüman doğdum, Müslüman yaşayacağım, Müslüman öleceğim babacığım diye davasını ortaya koyuyor. Müminler, size bir şey tembih etmiş oldum bu yolda. Demek ki hepiniz yavrularınızı, hatta Latifeler serisi gidiyor ya muhterem müminler, daha dili dönmezken ben yavrulara, torunlara soruyorum. Evladım Allah bir, parmağını kaldırıyor, dili dönmez, bir diyecek kudrete değil, evvela böyle parmağını kaldırıyor. Hani şehadet parmağı kaldırmak da usuldür, esastır ya muhterem Müslümanlar, birliği ifade ediyor. Daha dili falan yok, yalnız fıtraten geldiği o kutsi istidatla, oğlum yahut kızım Allah bir diyorum karşısında, parmağını kaldırıyor, dede Allah bir diyor. Ya muhterem. Sonra dili yavaş yavaş dönerken, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Yaşı 7'ye geldiği zaman muhterem Müslümanlar, Muru evladeküm bis salah ve hum ebna'u sebasinin. Peygamber Efendimiz 7 yaşına geldi mi yavrularınıza artık namazı emredin buyuruyorlar. Muhammed İkbal, koca İkbal, dev şair, 100 milyon Pakistanlının davasında bela ve çilelere granit kayalar gibi dayanan dev şair. Şark'ta hukuk bitirmiş, Garp'ta 3 fakülte tamamlamış, Münih'te Peyam-ı Meşrik'le doktora vermiş, 6 sene İngiltere'nin muzlim karanlıklarında bir sabah evradımdan Rabbim beni mahrum etmedi. Şimali Afrika Genel Valiliği teklif edildiğinde hanımınla beraber olacaksın diye şart koşuyorlar, yüzlerine tükürerek oradan uzaklaştım diyor koca İkbal muhterem müminler. Bu zat-ı Ali Kadir, bu zat-ı Ali Kadir, Muhammed İkbal, dev şair, büyük filozof öyle diyor. Ey başının örtüsü, milli varlığımızın, dini bakamımızın fanusu olan İslam anası diyor. Muhterem Müslümanlar, yani İslam anasının, Müslüman kadınının başörtüsü, ebedi var olmamızın, ışığımızın sönmemesi için fanustur diyor, fanustur. Ya yaşlı olanlarınız fanusun manasını bilir de gençler belki bilmez. Elektrik icat edildikten, ceryan icat edildikten sonra fanus devri geçti muhterem Müslümanlar. Küçüğüne fener derdik, kandil yakar içine kor, gece yanımıza alır yolumuzu gösterirdi. Büyüğüne lamba korsak fanus derdik böyle, rüzgardan sönüvermesin diye. Ya Rabbi bizi en doğruya giden yolda daim kıl. Amin. Elinizden tut. Amin. Ve bizi başkasına bırakma Allah'ım diye dualar ediyoruz muhterem Müslümanlar. İnne dine indallahil İslam. Evet, Allah nezdinde din İslam dinidir. Muhterem müminler, bugün şöyle mukaddime yapıyorum. 2 dersim daha var. Ömrüm olursa inşallah. İslam ezelden ebede beşeriyetin dinidir.
kimse bu kutsi mabedi sarsamayacak ve yıkamayacaktır. Çünkü kaidesi arzın merkezine değil, kainatın dibine kadar oturtulmuş muazzam bir tesis-i sübhani ve rabbanidir. Böyle olunca İslam'ın dayandığı mesnetleri gelecek dersimizde göreceğiz inşallahu teala. Yani İslam yıkılamaz. Niye mi? Çünkü çok sağlam temellere dayanıyor. Bir de şunu peşin söyleyiveriyorum. İslam Allah'ın dinidir. Tamam mı? Konyalılar. İslam Allah'ın dinidir. Ve biz bu neşeyle yaşayacağız. Ve la temutunne illa ve entum muslimun. Öyle mi efendim? Hafız kardeşim. Ha? Ya eyyühellezine amenü tekullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. Ey Müslümanlar, Rabbinizden layıkı veçile korkunuz. Konyalılar, hepinize ayrı ayrı sesleniyorum Allah kelamıyla. Rabbinizden layıkı veçile korkunuz. Ona karşı gelmekten, velev küçük günahla da olsa ona karşı gelmekten azami sakınınız. Ne pahasına olursa olsun ancak İslam üzere ölünüz. Konyalılar, vasiyetim, tamam mı? Benden evvel hocalarımızın, ondan evvel selef-i salih, ondan evvel ashab-ı kiramın ve fahri kainat efendimizin vasiyeti, ben de naklediyorum size. Kur'an ayeti ve la temutunne illa ve entum muslimun. Sureti kat'iyede başka bir yol ebeden düşünmeyin ancak İslam üzere ölünür diyor. Muhterem Bibliler, Cenab-ı Halik-i Zülcelal ve Kemal Hazretleri Hacı İsa'de üstadımı rahmetle yad ediyorum. Bütün hocalarımızı tabii. Sohbetinde bazen öyle derdi. Babam derdi, Peygamber Efendimizin kolları üzerinde inşallah derdi. Tamam mı Konyalılar? Peygamber Efendimizin manevi kolları üzerinde ve hep beraber okuyalım tekrar. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek Mevlamıza kavuşalım inşallahu teala. Evet muhterem müminler, bir ayet-i celilâ okuyorum. Kur'an ışığında İslam dedik ya, bir iki ayet içeriğiyle okuyacağım inşallahu teala. Rabbimiz buyuruyorlar estaizu billah. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve razitu lekumul islame dina. Muhterem Müslümanlar, alemlerin göz bebeği, yaratılmışların gayesi, mahlukatın varlık sebebi Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Haccetül Veda Cebelül Rahbe üzerinde, devesinin üzerinde 124 bine yakın sahabesine hitap ediyor Peygamber Efendimiz. Sanki ki Haccetül Veda diyoruz ya, Resul-i Zişan'ın son haccı olduğuna işaret var. Evet muhterem müminler, Peygamber Efendimiz Cebelül Rahme'nin büyük kayalarının yarısına kadar şöyle çıkıyor. Büyük kayalarının arasında ashabına son söyleyeceklerini söylüyor. Evlerinizde onun tercümesini levha olarak asınız Müslümanlar. Konyalı kardeşlerim, vasiyet olarak, yani söz arasında söz gelimi bir tavsiye olarak söylüyorum. Peygamber Efendimizin Haccetül Veda hutbesinin tercümesini yavrularınız 3 yaşından 5 yaşından okumaya başlasınlar inşallahu teala. İslam peygamberi beşeriyete neler getirmiş fihristir Haccetül Veda. İslam insanlıktan neler istiyor? Varlığın şereflisi, ekrem ve eşrefi insanoğlu neler alıyor Haccetül Veda'dan, orada göreceksiniz muhterem Müslümanlar. Onun için yavrularınız tercümesini sık sık okusunlar. Adeta Peygamber Efendimiz'i içinde görür gibi mübarek sesini Cebelül Rahme'den akisler ve dalgalar halinde kulağına gelir gibi okusunlar ve ezberlesinler, sinelerine indirsinler inşallah teala. Haccetül Veda. O arada muhterem müminler, Peygamber Zişan Efendimiz'in devesi çöküyor.
Kaldırıyorlar, tekrar çöküyor. Kaldırıyorlar, tekrar çöküyor. Bakıyorlar, Peygamber Zişan Efendimizin alnı ve şakakları terlemiş. Muhterem Konyalılar, Peygamber Zişan Efendimizin bu hali zaman zaman tekrarlanır. Sahabe hemen biliyorlar. Allah Resulü'ne vahiy gelirdi. Yedi çeşit, yedi şekilde, yedi ortası vahiy gelirdi. Bunlar biri en şiddetli olanı. Peygamber Zişan Efendimiz manevi bir varlığın içerisinde, bir nur, bir ağırlığın içerisinde. Hatta Zeyd İbni Sabit Hazretleri, o halde Peygamber Efendimiz bazen başını dizime kordu diyor. Kemiklerimin kütürdediğini hissederdim diyor Müslümanlar. Vahyin şiddetinden Peygamber Efendimizin halini siz kıyas edin artık diyor. Ben Resulullah'ın başını koyduğu dizimin kemiklerinin kütürdediğini hissederdim adeta diyor. Sahabe büyük bir hayranlıkla ne olacak acaba diye beklenti içerisinde Resul-i Zişan Efendimiz Hazretlerine böyle bakıyorlar. Ne okuyacak? Ne okuyacak? Cibril ne getirdi acaba? Muhterem Müslümanlar, evet, alemlerin Yüce Rabbi böyle buyuruyor. Bugün sizin dininizi ihmal ettim. Muhterem Müminler, Resul-i Zişan Efendimizin nübüvvet yaşı 23, Muhammedi yaşı, beşeri yaşı 63. Evet. Ondan sonra 80 gün falan, Allahu alem, tarihler, eserlerin İslam tarihini yazdığı, ondan sonra 80 gün falan Peygamber Efendimiz berhayattır, Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın ve alemi cemale intikal ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki vefatı alilerinden 80 gün evvel nacil olan bu ayeti kerime, bu ayeti celile. Manası şöyle muhterem Müslümanlar, Allahu alem bi muradi. Estaizu billah. El yevme ekmeltu leküm dinekum. Ey kullarım, bugün dininizi ikmal ettim. Ve etmemtu aleyküm nimeti. Bütün nimetinizi tamamladım. Ve razıytu lekümül islame dina. Konyalı kardeşlerim, tereddüde mahal yok. Alemlerin Yüce Rabbi böyle buyuruyor. Ve razıytu lekümül islame dina. Ve sizin din olarak, sülük edeceğiniz yol olarak, inanç sistemi olarak İslam dininden razı olun. Evet. Yani biz elhamdülillah Peygamber Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine gönderilen, indirilen, verilen ezeli ve ebedi din diyeceğim. Çünkü muhterem Müslümanlar, ne kadar Hristiyanlık, Nasraniyet, Musevilik, Budizm filan falan falan deseler, tevhid dini Hazreti Adem'den beri İslam dinidir. Bunu unutmayın Müslümanlar. Hazreti Adem'den beri tevhid ve vahdaniyet dini İslam dinidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim buna şöyle bir işaret edip geçiyor bakınız. Millete ebikum İbrahim huve semmâkumul müslimine min kablu ve fî hâzâ. Evet efendim, o İbrahim ki sizin milletçe babanızdır ve size Müslüman dedi, size Müslim adını taktı ve sizin Müslim olacağınızı, Müslüman yaşayacağınızı büyük babanız Halilurrahman İbrahim aleyhisselam böylece buyurdu. Muhterem müminler, Halilurrahman devrinde yine Müslüman ve İslam, Hazreti Nuh devrinde yine Müslüman ve İslam, Hazreti Musa devrinde yine Müslüman ve İslam ve bütün dinlerin etemmi, ekmeli ve ebedi ve eseli olanı muhterem Müslümanlar İslam dinidir. Cenab-ı Hak ancak bundan razı oldum diyor. Bunun dışında muhterem Müslümanlar, yani bu inanç o kadar mühim ki, bu çizgide olmamız o kadar mühim ki, insanlık vasfımız tamamen bu inanca bağlı. Konyalılar, bakınız bunu unutmayın. Mesela hadiselerde bir askerimiz, bir subayımız, bir çavuşumuz, uzman olsun, başçavuş, şu kadar erimiş şehit oldu, bu kadar subayımız, assubayımız şey, Rabbim bu beladan bu necip milleti kurtar ya Rabbi. Ya. Hocanız olarak bu kürsüden çok zaman öyle demişimdir.
Bu iş kurşun ve bomba işi değil, bu iş iman ve aşk ve sevgi işi diyorum. Müslümanlar, duyuyor musunuz? Eğer Türkiye'mizi cennet vatan yapmak istiyorsak, hani Akif öyle diyor ya, koca Akif, kabri milyar defa cennet olsun inşallah. İstiklal Marşımızın büyük nazımı, dev şair koca Akif öyle diyor ya, kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda, şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda, canı cananı bütün varımı alsın da hurda, tek vatanından etmesin beni dünyada cüda. Muhterem Müslümanlar, cennet vatan olması için bu toprakların inançlı gül gibi insanların ve vatan evladının vatanın kaderine sahip olması zaruridir. Öyleyse muhterem Müslümanlar, biz vücudumuzdaki atomların adedince Müslümanız elhamdülillahi teala. Hani yeni teknik ve fenne göre insan eskiden buna hüceyrat, vücudun zerrecikleri hüceyrat derlerdi. Evet, şimdi ona vücudu meydana getiren atomlar deniyor muhterem Müslümanlar. Bir vücutta milyarlar atom var. Alemlerin yüce Rabbi şahit olsun. Biz vücudumuzdaki milyarlar atomumuzla inanmışız. Allah birdir. Ve dinimiz dini İslam'dır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve kitabımız, düsturumuz Kur'an'dır. Ve memleketimize, vatanımıza, muhterem Müslümanlar, bütün varlığımızla bu inancımıza bağlıyız. Çünkü yani gerçek şehidin kabirde vücudunu toprak yemiyor müminler, Konyalılar. Ben 191. Piyade Alayı'nda Foça'da, eski Foça'da askerlik yaptım. O günlerde Çanakkale'de kazılar yapıldı, istihkam kazıları. Çanakkale Harbi'nden bu tarafa geçen yıllar içerisinde o gün defnedilmiş bir şehidimiz, üzerinde elbisesi, göbeğinde palaskası, ayağında postalı ile çıkarmamışlar muhterem Müslümanlar. Öyle zaten şehit kanıyla gömülür Müslümanlar, tamam mı? Şehit gerdanının kanıyla gömülür. Yarın mahşerde ne getirdin, inancın ne diye sorduğun zaman Müslümanım ya Rabbi, mahkemede şahit isterler, bu inancın ve dinin şahidi ne diye soracaklar muhterem Müslümanlar. Tabi müfessirler tefsirini, muhaddisler hadisini, alimler ilmini, eserini, şehitler yüce alemlerin Rabbi huzurunda gerdanının kanını gösterecek. Ya Rabbi, canımı İslam yolunda verdim, gerdanımın kanı inancımın şahidi adilidir diyecek. Muhterem Müslümanlar, demek ki şunu anlıyoruz: her şeyin kıymeti, değeri Allah nezdindeki kabule şayan oluşu ve makbuliyeti imandan geçiyor, İslam'dan geçiyor. Ve men yebtegi gayral İslami dinen, eğer İslam'ın dışında bir kimse herhangi bir şeye evet derse, Mevla kabul etmiyor, mahşerde müflisler zümresinde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna varacaktır. Muhterem müminler, Akif'in yine bir sözünü burada okuyorum. İnşallah Rabbimiz vatanımızda bizi garip kılmayacak. İnşallah vatanımızda Mevla bizi inanç ve iman ve İslam ve Kur'an yönünden garip kılmayacak Müslümanlar. Çünkü koca Akif öyle diyor: enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer. Bak Konyalı kardeşlerim, benden 50 defa dinlediniz, 51. defa bir daha dinleyiniz. Koca Akif böyle diyor: enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Türkiye, enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Öyle meşbu-i şehadet ki bu otsuz toprak, fışkıran otlara bir sıksa adam kan çıkacak diyor Akif. Beyler, efendiler, benim adını aldığım Tahir amcam Çanakkale şehidi.
Dedem Sanaa'da bu topraklar için 10 sene askerlik yapmış. Babam Güneydoğu'da çalık yiyerek bu vatan bektiğini ifa etmiş. Bu vatan zerrelerine kadar taşıyla çakılıyla inanmış gerçek müminlerin vatanı inşallah. Muhterem Müslümanlar, tarihe dayanan bütün kutsi varlıklarımıza sahip çıkarak ve kardeş olarak imanla, aşkla, sevgiyle, uhuvvetle ne kadar ilahi ve rabbani bağlar varsa birbirimize böyle kucaklaşarak, kenetlenerek birimiz... Bakın Müslümanlar, Müslüman bölücü filan olmaz Konyalılar. Kimseye katiyen inanmayınız. Müslüman bölücü olmaz, Müslüman tefrika çıkarmaz, Müslüman ben demez. Meselül müminine fi tevadihim ve teatuhim ve terahumihim meselül ceset izeşteka minhu ulun tedaalehu sahirül ceset bisehri vel huma. Vücudu Müslümanların 1,5 milyarın bir baş gibi, bir gövde gibi, bir kalp gibi. Birinin dışı sızladı mı hepsinin dışı sızlar. Birinin sırtına sızı girdi mi hepsinin girer. Birinin uykusu kaçtı mı hepsinin kaçar. Ve biri ateşe tutuldu mu, hummaya tutuldu mu hepsinin ateşi birden yükselir. Muhterem Müslümanlar, bu ölçü içerisinde 70 milyon bizim kardeşimizdir. 70 milyon bizim ruhumuz mesabesindedir. 70 milyonun menfaatı bizim menfaatımız, 70 milyonun acısı bizim acımızdır. Ve biz 70 milyon için ölmeye hazırız. Yüce Rabbimiz bizi bu kutsi inanç sisteminden ayırmasın inşallah. Muhterem Müslümanlar, Kapı Camii'miz başta mukaddimede söylediğim gibi ve müftefendi kardeşimin işaret ettiği gibi Kapı Camii'miz zaten cennetti. Yeniden cennet olmuş elhamdülillahi teala. Evet muhterem Müslümanlar, mübarek yazılarıyla, cennet ziyneti gibi tezyinatıyla, Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sı ve Esma-i İlahiyesiyle, Cihar-ı Yâri Güzini Aşere-i Mübeşşer'in isimleriyle, ayat-ı ahadisle süslenmiş bu muazzam mabet, sütunlarıyla, her şeyiyle cenneti andırıyor. Rabbimiz içinde namaz kılanları kıyamet sabahına kadar, hele hele hizmet edenler de onların önünde cennetül firdevse duhulü evveliyle ithal buyursun. Nebi-i Zişan Efendimizin şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Muhterem müminler, ben bir senedir kürsüye çıkmıyorum aşağı yukarı. Cami tamirde de olduğu için evet bir sene biraz hem bünyem hem sesim hem de bayağı istidadım biraz ne olsa küflenmiş. Sakatımı sağa alın, kusurumu bağışlayın, beni affedin ki Mevlamız da affetsin inşallahu teala. Şunu söyleyeceğim, bugün de, yarın da, ötesinde de kıyamete kadar bizim mavzuumuz Allah'tır. Bizim mavzuumuz Resulullah'tır. Bizim mavzuumuz Kur'an'dır. Bizim mavzuumuz sünnettir. Bizim mavzumuz milli varlığımızın bekasıdır. Cenab-ı Hak bu necip milletin evladını ağlatmasın inşallahü teala. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Muhterem Müslümanlar, eski hocalarımızın sünnetine temessüken söylüyorum. Küffar-ı hakisare rağmen bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü son nefesimizde gürleyerek okumanın aşkı için bir dahi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü kelimeyi Tayyibe-i Münciyesiyle son nefesimizde Cemalullah'ı göre göre çene kapamak nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümre-i salihine ilhak eyle. Amin.
şeriatı Garra-i Ahmediye-i Muhammediye-i Mustafaviye temessüklerimizi yevmen feyevma müzdad eyle. Amin. Cümlemize ve bütün alem İslam'da yaşayan kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzet amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.